Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan havuççulukta deve sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk başladı. Aydın'ın İncirlova ilçesinde Mustafa Usta'nın havuçlarına Meksika'dan bile talep var. Aydın'ın İncirlova ilçesinde deve havudu imalatı yapan Mustafa Heybeli, Türkiye'de 7 deve havudu ustası kaldığını ve bu 7 ustadan birisinin de kendisinin olduğunu belirtti. Mesleği devam ettirecek kimsenin kalmadığını belirten Heybeli, devecilik kültürünü sevmeyen birisinin de bu işi yapmasının mümkün olmadığını kaydetti. Devecilik kültürüne olan merakıyla mesleğine 32 yıl önce başladığını dile getiren Mustafa Heybeli şunları söyledi. Bu mesleği Kazım Ustam'ın yanında öğrendim. 90 senesinden beri onun yanında çalışıyorum. 2002'ye kadar orada ayrıldık. Şu anda kendim icra etmekteyim. Bu işi meraklı olmayı yapamaz. Yani aileden var mı? Aileden yok, işte deveyi sevdiğimiz için meraktan yani. Peki havuta talep var mı? Bayağı yoğun. Şu anda tam sezon olduğu için hani Akdeniz bölgesi olsun, Ege olsun, Marmara olsun, şu anda talep var yoğun. Havuççular, ustalarımızın çoğu Aydın bölgesinde. Şu anda 7 kişi var bu işi yapan. Yani bizden başka da öğrenen yok şu an, merak eden yok. Ama bizden sonra ne olur onu bilemeyiz. Yurt içinden ve yurt dışından sipariş geldiğini belirten Heybeli, havudun nasıl ve ne amaçla yapıldığını ise şu sözlerle anlattı. Her yerden sipariş alıyoruz. Akdeniz'den, Marmara'dan, Ege'den her yerden siparişimiz var yani. Havut, devenin elbisesi yani, kışın kızdığı zaman, şu an develer kızgınlık evresine girdi. Havudu koymazsan üşür, hasta olur. Yani bir nevi elbisesi yani. Hem güreş amaçlı hem elbisesi. Yapım süresi 3-4 günde bitiyor yani. Vallahi yapımı işte şu gördüğünüz gibi yastıklar diyoruz biz. Yastıklardan başlıyor mesela. Ondan sonra bili, bel kısmı. En son işte şu gördüğünüz şu hal işte. Bundan sonra bitiyor. Sazdan yapılıyor. Saz, kıl, keçeden meydana geliyor. Yılda ne kadar sipariş alıyorsunuz? Aldığım siparişi göre 20, 30, 40 yani. Çırak bulabiliyor musun? Vallahi çırak bulamıyoruz işte biz. En son biz varız. Bizden sonra öğrenen olmadı. Bu meslek biter. Ölür yani. Vallahi buradan merak yapmak isteyen ne varsa buyursun gelsin öğretelim yani. Ya daha da söyleyecek bir şeyim yok. Meksika'dan aldığı havuç siparişini kargo sorunu nedeniyle ulaştıramadığını dile getiren Mustafa Heybeli şöyle konuştu. Ya kışın bir arkadaş vesilesiyle işte bu Meksika'ya yaptık. Orada da varmış deve, ben bilmiyordum. Bunu yaptık Meksika'ya ama ulaşım kargo dolayından dolayı gönderemiyoruz. Uçak da almadı, ağır geldi kilosu. İşte şu anda bekliyoruz bakalım gelecek olurlarsa. Götürecekler.